birinci belediye başkanlığı kupası da köyler arası. Kim kazandı? Sizin köy kazandı. Sizin köy kazandı. Bir dakika, seni ayakta tuttuk ama bir dakika. Ben sana öyle bir pas atıyorum ki sen gidip benim en çok çalıştığım konudan bana soru soruyorsun ya. Oradan yürüyorsun ya. Yani bir boksörü gel seni ringe davet ediyorum demek gibi bir şey profesyonel boksöre. Yapma bunları. Onu diyorum. İkincisi, ya şu tartışmaya da bir son verelim. Arkadaşlar şimdi Karaçayır'da köyler arası bir futbol turnuvası düzenlendi. Açıklıyorum doğrusunu. Şimdi daha önce biz mahalleler arası bir futbol turnuvası yapmıştık. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber, amatör spor kulüpleriyle beraber. Bu benim fikrimdi, mahalleler arası turnuva. Köyler arası turnuva da benim fikrimdi. Bahçeköy'ün muhtarı Mustafa kardeşim geldi bir gün yanımıza. Değişik bir çocuk, yani çok beğeniyorum. İşte dereler elektrik falan üretmeye çalışıyor. En azından çabası var. Dedim ki Mustafa, mahalleler arası böyle bir turnuva yaptık dedim. Bir de köyler arasında yapabilsek ne kadar güzel olur dedim. Sonra güzel fikir başkanım dedi. Ondan sonra herhalde Rasim Bey'le mi ilerlediler? Sen de tabii kimseyle paylaşmadan yürümüşsün. O da ayrı bir konu. Özel idare bunlara yardımcı olmamış. Biz yardımcı olmuşuz. Ama orada sanki böyle ya turnuvayı yapana bir teşekkür edilir. Sağ olsun tribünler gereken cevabı verdi. Senin köyünde ben bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Bundan sonra iki cumanın birinde Bahçeköy'deyim zaten. Ya bizim düzenlediğimiz adı başkanlık kupası olsun diyenler tamam olsun dedik biz destek verelim. Önümüzdeki yıl daha iyisini yapalım. Sonra sizden biri başkan olur, nasip olur. O kupayı o verir. Ama böyle çorbada tuzu olmayanın, pardon tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmaz. Ben milletvekili olsam hiç katkımın olmadığı bir turnuvaya gelip illa kupayı ben vereceğim kompleksine girmem. Yakıştıramam kendime. Yani özel idare başkanı, il genel meclis başkanı, ya niye fırçalıyorsun sen milletvekili olarak il genel meclis başkanını? Bir 30-40 bin lira bulamadınız mı? Deyip adama, o yaştaki adama fırça atılır mı ya? Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yani yazık ya. Ya Yaşar abi iyi bir adam. Yani sen gitmişsin CHP'den oraya milletvekili olmuşsun. Gel benim birçok konuda farklı düşünüyoruz ama sevdiğim Yaşar abimin milletin yanında fırçalı. Ayıp ya. Evet, turnuvaya katılan tüm takımlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Ödül ve kupa törenimiz burada sona ermiştir. Emeği geçen herkese teşekkürler.